Anladım savcım, pekala. Savcı Fikret bana epey kızmıştır. Aslında beklediğim kadar değil. Anladı neden yaptığını. Ama gene de bir cezası olacak diyor. Zaten cezasını suçsuz yere yatıyor. Bir de firardan mı ceza yiyeceksin? O başını yakan silahı Sezgin koymuştu restorana. Kendi öldü, derdi bitmedi daha. Neden durdun? Ne oluyor ya? Kim bunlar ya? Dikkatli ol. İnin aşağı! İnin aşağı! Hey! Rıza baba, bunu unuttunuz. Oktay, sen... İstihbarattan komiser Oktay. Memnun oldum müdürüm. Demek polissin ha? MİT'ten Faruk müdür sizi yalnız bırakmak istemedi içeride. Şu an yurt dışında operasyon yönetiyor. Size çok selamı var. Size suçu yıkan adam buymuş. Ben kendisiyle kısa bir görüşme yaptım. Savcıya her şeyi itiraf edecek. Geçmiş olsun müdürüm. Tam 15 sene olmuş. Samsun'daki son yılım. Bir gece bir cinayet ihbarına gittik. Yoksul bir mahalle. Sarhoş cinayeti. Adamın biri mahalleden arkadaşını öldürmüş. Alacak verecek meselesi yüzünden. Soruşturduk. Bulduk evini, hemen gittik. Kapıda dal gibi bir kız. Gencecik. Yaprak gibi titriyor. Gözü yaşlı. Katilin kızı. Bizim Aylin. Ne diyorsun? Bir bakışı var. Ölsem unutamam müdürüm. Babasını almaya gelmişiz, biliyor ailece mahvolduklarını. Girdim eve. Adam sızdı sızacak, kaçacak hali yok. Taktık kelepçeye götürdük. Annesi perişan, Aylin perişan. Sorgu, savcılık derken kapattık dosyayı, kaldırdık. Ama Aylin her gün emniyetin önünde. Sabah geliyorum orada, akşam çıkıyorum orada. Hayır, babasını bekliyor desem değil. Adam cezaevinde. Dayanamadım bir gün. Derdin ne kızım dedim. Polis olacağım ben dedi. Sınavlar hazırlanıyormuş zaten. Suçlu olduğu için babası başvuramayacak. Tanıdıklar soktuk araya. Hatır, rica. Sınava girdi. Dereceyle kabul edildi polis okuluna. Rıza baba İstanbul'a tayin oluyor. Aylin okulunu bitiriyor. Nasıl başarılı güzelim, nasıl? Babası? O rahmetli oluyor cezaevinde. Zaten bir hayrı yok. Kalıyor bizim Aylin anacığıyla bir başına. Kıt kanaat. Hepimiz gibi işte. Neyse, bitiyor okul. Aylin alıyor diplomasını, doğru Rıza babaya. Dikiliyor karşısına. İşi istemeye değil, teşekkür etmeye. Sayenizde polis oldum. Ben de sizin yolunuzda ilerleyeceğim demeye. Bırakır mı Rıza baba? Zaten bizim bu ekibi kuruyor sıralar. Toparlanın, annenle birlikte taşının İstanbul'a diyor Aylin'e. Bizim kız nasıl sevinçli. 3 gün sonra başlıyor mesaiye. Annesi mi? Ben bir yakını yok diye biliyorum. Yok zaten. Hepimizi yeni yeni toparlıyoruz ha baba. O zaman Osman Başkomiser de vardı rahmetli. Murat var, Hüsnü Çoban. Benim dağıldığım zamanlar. Doğudan döndüğün zamanlar. Aynen. Bir gün sarhoşum, sızmışım evde. Telefonla uyandım. Rıza baba cenazemiz var dedi, kapattı. Kimdir, nedir bilmiyorum. Gitti kapar topar. Annesi uykusunda ölmüş Aylin'in. Kalp krizi. Eve girdik.
Alacağız, alamıyoruz. Aylin yanına uzanmış rahmetlinin, bırakmıyor. Sarılmış boynuna. Annem üşüyor diyor. Her yanı buz. Bıraksam donacak abi diyor. O gün annesini bıraktı, bize sarıldı Aylin. Zavubaya, ekibe. Ailesi kalmadı. Hepimiz ailesi olduk. Hiç yalnız kalmadı. Hiçbirimizi de yalnız bırakmadı. Yani o masa, telsiz, telefon, burası, biz, siz. İş değiliz Aylin için. Ne yaşıyorsa burada, hayatı burası bu kızın. Elimiz, kolumuz, nefesimiz, kalbimiz bizim bu kız, canımız. Oğlum. Abi, ben şey, Halil abla için. 45-40 yolda. Adres bilgisi geçiyorum. Burhaniye Sokak 43 numara. Tekrar ediyorum. Burhaniye Sokak 43 numara. Aranan şahısların bu adreste olduğu tespit edildi. Tüm bölge ekiplerin dikkatine. Acil durum. Burhaniye Sokak 43 numara. Bu sefer bitiyor galiba Rıza. İnşallah biliyorum. İnşallah. İnşallah. Kıpırdama polis! Ne oluyor lan? Dur! Sakin, sakin. Deniz, Deniz, Deniz. Dön arkana lan, dön, dön. Abi, yavaş. Bırak, bırak. Konuşma lan. Kızım be. Çek, gel, çek, gel. Çek, çek. Korkma, korkma, gel buraya. Kalk, yürü. Resmilere gönderin hemen. Usta, Oktay değil mi? Abi kurtarın beni artık, ne olur. Kes sesini. O usta, o Oktay. Nasıl sıktın lan? Ne? Abi kurtarsanız artık beni. Çözsenize. Şoför oğlum. O gece o sokakta polise, bizim ekip arkadaşımıza nasıl sıktın? Kafam mı güzeldi? Maritana aldılar, ona mı sıkıldın? Bu şerefsizlere gıkın çıkmadı, bizim kıza mı sıktın? Abi, bak ben isteme dolu oldu. Yemin ediyorum isteme dolu oldu abi. Ben seni şurada bilerek isteyerek gebertsem ne olacak? Abi, ha? Abi. Geldik, cesedini bulduk desek ne olacak? Kim nereden bilecek Oktay? Abi bak özür dilerim. Gelmeden önce neredeydik biliyor musun? Kız kardeşini kurtarıyordu kapçının elinden. Yetişmezsek neler yapacaktı Selin'e? Gittik aldık. Biz senin kardeşini kurtardık. Sen bizim kardeşimizi delik deşik ettin. Kız yatıyor hala. Kalkabilecek mi bilmiyoruz. Abi Allah belanı versin. Abi çok özür dilerim lütfen. Özür ne demek lan? Özür ne demek? Abi. Lan ne işe yarayacak lan senin özrün? Bizim orada canımız gidiyor hayvan. Usta. Abi. Abi yapmayın olur. Abi. Kapat gözlerini, kapat. Ben varım, ne olacaksa olsun. Abi Allah'ını seversen. Abi yapma ne olur. Abi yapma ne olur. Hüsnü abiler neden gelmedi daha? Oktay'ı alıp çıkacaklardı. Neden oyalandılar bu kadar anlamadım. Allah kahretsin. Abi. Abi ne yaptınız yukarıda? Abi ne yaptınız yukarıda? Nerede kaldınız ya? Allah benim belamı versin. Asi! Canım! Asi! Asi! Uyan! Kendine gel Asi! Yavrum aç gözünü, bak bana! Asi! Ya Allah'ım ne yapacağım ben? Asi! Hüsnü Başkan Orhan! Hüsnü Başkan Orhan! Hüsnü Başkan Orhan! Hüsnü Başkan! Ya ne diyeyim çocuklar size ya? İhya ettiniz beni ya. Abi dur dur, daha elinden tutup ameliyata götüreceğiz ya. Evet. Hadi gel, gel, gel. Hadi abi, hadi.
Evet, uyutalım hastamızı. Ondan geriye saymanızı rica ediyorum. Teyze bilmiyoruz. Su geldi demişsiniz telsizde. Sırf o değil, kanama da başladı. Allah'ım sen yardım et. Gebelik zehirlenmesi dediğimiz bir durum. Tansiyonu bu yüzden oynadı. Şimdi ne olacak? Daha doğuma bir ay var. Yapılacak şey belli. Erken de olsa doğuma alacağız. Riskli değil mi hocam? Beklemek daha riskli. Preenklampsi söz konusuysa başka çaremiz yok. Bir an önce doğurmazsa çok geç olur. Hocam doğru söyleyeyim. Bebeğime bir şey olacak mı? Seni de bebeğini de sağ salim çıkaracağız bu hastaneden. Hiç merak etme. Evet, çok güzel. Pens. Hadi kızım. Hadi. Hadi gayret. Hadi. Hadi. Ne oldu? Abi. Haber. İçeride ya. Kızın sesi buraya kadar geldi ya. Oğlum bir sürü doktor kızın başında uğraşıyor. Azıcık sabret gülüm. Birazcık bekle ha. Teyze duymuyor musun kızın sesini ya? Of, delireceğim ya, delireceğim ya. Abi biliyorum üst üste geldi ama bak. Ya böyle yapma ya. Böyle yaparsan olmaz. Sen bu ailenin abisisin. Sağlam dur biraz. Ne sağlamı ya? Babamı mı düşüneceğim? Karımı çocuğumu mu? Allah'ım ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ya? Oh. Geçmiş olsun Hüsnü kardeşim. Geçti mi geçmedi mi onu siz söyleyin hocam. Şimdilik sıkıntı yok. Tümörü sorunsuz aldık. Oh, çok şükür. İyi miyim yani? Orası hemen belli olmaz. Bazı tetkikler yapacağız. Oh. Kitleyi aldık ama tedbiri elden bırakamayız. Bir iki gün daha bizimlesin. Yani sıkıntı yoktu hocam. Ben de rahatlarım sanmıştım. Merak etme, birazdan rahatlarsın. Anlamadım. Tebrik ederim. Niye? Yaklaşık bir saat önce dede oldun. Bak. Baba bak. Çoban Güngör geldi baba. Kaldır kaldır. Birazdan kaldır görürsün. Nasıl ya? Daha vardı. Doğurdu nasıl ya? Biraz erken oldu ama merak etme. Torunun çok sağlıklı. Torunum doğdu ha. Şuna bak hele. Maşallah. Bugünü de gördük hocam. Baba sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Torunum doğdu. Daha iyi olmamıştım. Anam çok tatlı. Aslanım anam. Torunum mu geldi benim? Torunum mu geldi? Erkenden geldi dedesi. Bekletmedi seni. Asiye kızım nasıl iyi mi? Maşallah var abi gayet iyi. Kalkamadı şimdi dikişler falan. O da uğrayacak yarın sana. Uğramasa da olur. Uğramasa da olur. İyi olsun da kızım. Torunumun anası. Yakıştı ama usta ha. Doldurdu kucağını. Oh yarabbi. Bu nasıl güzel kokudur ya. Dünyanın en güzel kokusudur üstüne. Doya doya çek içine. Ah, Allah'ıma şükür gördüm bugünü. Aa abi daha ne günlerini göreceksin onun. Ne demek o? Dedelik de zor usta ha. Ha usta, hayırlı işler. Olsun, hiç gözüm korkmaz. Olsun. İsim ne düşünüyorsun oğlum? Aa, tabii. Bebeğin ismi yok daha. Asiye'yle konuştunuz mu siz hiç? Konuştuk, isim tamam. Ne koydunuz? Ha? Evet, asıyoruz. Hey be, Mert Çoban be, amcasının aslanı. Mert ha? Mert Çoban. Aslanım benim. Beğendin mi baba ha? Çok güzel olmuş. Ne güzel düşünmüşsünüz. Aferin size oğlum. Adı gibi Mert olsun inşallah. Ay inşallah. Merto. Kuzum benim. Merto. Oh. Tüm değerleriniz olumlu. Kanserle doku ve hücreler neredeyse sıfırlanmış.
başka organlara metastaz söz konusu bile değil. Sözün kısası geçmiş olsun Üstü Bey. Sağ olun. Sağ olun hocam, sağ olun. Her şey için teşekkürler. Vazifemiz Üstü Bey. Görüşürüz yine. İyi istirahatler. Sağ olun hocam. Ablamları öleyelim. Nasıl sevinecekler var ya. Hatice! Abi! Neredesin lan sen? Neredesin sen? Abicim! Abi dur neredesin? Abi! Neredesin? Gel buraya gel! Ben sana abi. Ben sana evden çıkmayacaksın deme! Abi! Sen ne kim kurtaracak seni? Kim kurtaracak seni? Kim diyor? Ne oluyor kardeşim? Ay ne olur ya! Çek! Dur lan! Abi! Katil be! Atın şu anda dışarı çıkın! Kardeşim! Saçını başını yormaz mı? Çek el lan! Çek! Allah Allah! Yetişkin insan! Kendi hayatına kendisi çeki düzen verir. Sana ne oluyor? Ben onun abisiyim lan. Ne konuşuyorsun sen? Abi, Allah abi Allah. Ne olur. Gel buraya gel. Sen sus. Ya. Kendinize gelin beyefendi. İş yeri burası. Allah Allah iş yerimiz. Burasının ne iş yaptığını bilirim ben. Yürü. Abi, yürü. Yürü abi. Dedim sana. Ya bir dur. Sana yürü dedim. Abi. Sana yürü dedim. Yürü dedim sana. Yürü. 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 Bir daha sana buralarda görürsen. Şey yapmadım. Yürü dedim sana. Abi ne olursun. Yürü. Abi kurban olayım yeter. İki tane. Yürü. Abi. Gidelim. Yürü gel şöyle gel. Ya ben diyeceğim sana. Abi amma ağrımış elin ya. Acıdı mı kız? Ya kesin çürüyecek orası ha. Buz muz bir şey koyalım ya. Ya buz ne yapsın bunu abi? Öküz gibi indirdin resmen. ama sen de çok kabasın ama. Ne? Yuh ya. Yuh sana. Lojistik sağladım. İstihbarat verdim. Saldıracağınız yeri ve zamanı söyledim. Şu işi becerin diye ne gerekiyorsa yaptım. Ulan paketleyip önünüze koydum. Size sadece tetiği çekmek kalmıştı. Onu da beceremediniz. Aptal herifler! Efendim, hedeflerden birini yani Aslı'yı temizledik. Nedim'i de yaraladık ama maalesef... Başlarım ulan maalesefine. Ben senden... İki leş istedim. Aslı, Nedim. İkisi de ölecek dedim. Sen bana verdiğin sözün yarısını tuttun. Telafi ederiz efendim. Edeceksin tabii lan. Hem de köpek gibi. Pisliğinizi temizlemeden hiçbirinize rahat yok. Hiçbirinize rahat yok. Çok biliyorsan git kendin vur. Artist. Abi. Ödeme alabilecek miyiz? Lan herif canımızı okudu 2 saat. Ne ara para isteyecektik? Ne var İlyas? Ne? Çok zor durumdayım. Bana yardım et. Ne anlatıyorsun lan sen? Perişan olduk zaten sizin yüzünüzden. Bir de yardım mı dileniyorsun? Hadsiz herif. Ne istersen yaparım Ertan. Yeter ki buluş benimle. Bir dinle beni. Sizi ben satmadım. Hepsi Aslı'nın suçu. Onun yüzünden beni de yakmayın. Tamam, kes yalvarmayı. Neredesin sen şimdi? Nüket, sen burada mıydın? Evet. Ama gideceğim, merak etme. Ne üdüğü belirsiz adamlarla iş yapınca böyle oldu demek ki. Sen niye geldin? Oğlumuzdan kalan birkaç parça eşya getirdim sana. Belki hatıra olarak saklamak istersin. Koy bir yere. Bana da gösterme. Ceyhun'la ilgili hiçbir şey hatırlamak istemiyorum. Toplantın sert geçti galiba. Sesiniz buradan bile duyuldu. Canını mı sıktılar Kadri? Sen her şeyi duymak zorunda mısın? Hadi duydun. Yorum yapmasan olmuyor mu? Susmayı bir türlü öğrenemedim. Ben ağzıma geleni söylerim Kadri. Beni biliyorsun. Biliyorum. İyi ki boşanmışız. Bak. Bu doğru işte. Hatta keşke hiç evlenmeseydik. Kendimi kurtardım ama oğlumu kurtaramadım senden.
Şimdi kim alacak lan seni elimden? Aklın varsa teslim ol. Ne oldu lan? Artist artist konuşuyordun. Seni uyarıyorum. Geber. Kemal. İyi misin oğlum? İyiyim abi. Bıçakla saldırdı. Kalbine girmiş bıçak. Nefes yok. Nabız bitmek üzere. Birazdan ölecek. Ölsün istememiştim abi. Gerçekten. İnanırım kardeşim. Ama o ölmek için her şeyi yaptı. O öldü. Ama büyük mafya patronu Kadri Bey oğlunun intikamını bile alamadı. Sana yem attılar. Gittin yanlış polisi öldürdün. Şimdi yine herkes peşinde. Fark etmez. Beni bitirmeye güçleri yetmez. Kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Sen kendi kendini bitiriyorsun nasılsa. Git buradan. Bir daha da gelme. Zaten gidiyorum. Çok içme. Sana yaramıyor biliyorsun. Elime düş şu namussuz herif. En sonunda seninle karşı karşıya geldik. En sonunda karımın ve doğmamış çocuğumun hesabını vereceksin. Bırak Allah silahları. Bırak bırak. Bırak silahını bırak bırak. At silahını. Ne yapacağız? Adamlar ciddi. Siz kimsiniz lan? Bırak elindekini öyle konuşalım. Yoksa adamların da ölür sen de. Tam vaktinde geldiniz. O avukat dediğin hangisi? İşte bu. Ne oldu Nedim? Biraz önce çok büyük konuşuyordum. Vur beni de. Bitir başladığın işi. Hadi! O kadar kolay değil. İlhan, adamlarına söyle. Bağlasınlar şunu. At silahını. At! At! Bağlayın şunu. Hadi. Geç geç. Geç. O herif yüzünden neler çektiğimi bir bilsen, ona hiçbir eziyet yetmez. Uzatma, gitmemiz lazım. Toplanın hadi, gidiyoruz. Son bir sözün var mı Nedim? Cezanı versin. Nedim,
Dedim. Tamam, yetiştik çıkacaksın buradan. Ambulans arayın hemen. 45-43'ten çevre birimleri. Ne olmuş burada ya? Bilinen yere acil ambulans. Acil. Dedim. Dedim. Yapamadım. Beceremedim. Sen haklı çıktın yine. Tamam tamam. Yorma yorma. Yorma aslanım benim. Tamam tamam, yorma kendini. Kadiler mi yaptı? Mesut. Söyle. Söyle, buradayım. Söz ver. Beni. Beni karımla kızımın yanına. Onların yanına. Onların yanına. Onların yanına göm, tamam mı? Söz ver. Yapma. Yapma Nedim. Aslanım. Aslanım. Söz ver. Söz söz. Tamam söz. Thank you.